Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere süper bir videoyla daha eşlik edeceğim ve maçımı yorumlayacağım. Şimdi aklıma şu geldi, biliyorsunuz ileride 3 tane forvet var, hatta ilk önce durdurayım. İleride 3 forvetle biliyorsunuz 3 SF'li bir taktik yapmıştık sizlere ve gerçekten de bu taktikte çok fazla maç kazananınız oldu ve birçok iyi oyuncunun da kullandığı taktiklerden biridir. Bu şampiyonlarda özellikle PES Ligi finallerine baktığınızda bütün herkesin Arsenal lisanslı olduğu için Arsenal aldığı ve 3 SF yani santrfor özellikle oyuncuyla oynadığını biliriz ve görürüz. Bunun sebebi şudur arkadaşlar, o 3 oyuncuyla özellikle 2 stopere yakın oynayıp 3'e 2 bir avantaj sağlamak orada ve çok çabuk tiki taka ile gole ulaşmak. Neden SF yapıyorlar? Sebebi şu, GF yaptığınızda gizli forvet olan oyuncu boşa, siz isteseniz de istemeseniz de kendisi ya açığa çıkıyor ya farklı bir yere deplase oluyor. Sebebi gizli forvetin özellikleri budur ve çok da çabuk yorulmasına sebep oluyor ve o üçlü kombinasyonu bozuyor. O yüzden santrfor oyuncuları siz istemediğiniz sürece ekstra bir koşu yapmaz. Koşu yapıyorsa da kaleye doğru bir koşu yapar. Kurnazlık ya da pozisyon takibi gibi özellikleri olduğunda hücum oyuncuların bu tarz koşular yapabiliyor ama dediğim gibi kanada açılmak yerine kaleye doğru yapar. Ben bugün şöyle yapacağım. Klopp'un taktiğiyle oynuyorum. Bunu MyClub'da nasıl yapabilirim diye düşündüm. Sonuçta Klopp'la biliyorsunuz 3 tane SF maalesef ki yapamıyoruz. Bu arada co-op maçlarında, Yasin'le bu arada co-op yapıyoruz. Orada Klopp'un bütün taktiğiyle oynayabiliyorsunuz. Yani ben Klopp'u 4 forvette, 5 forvette, 2 forvette, tek forvette istediğim gibi oynatabiliyorum. Ama tekli maçlarda, MyClub maçlarında bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Ben de tekli maçta nasıl yapabiliriz, bu sistemi nasıl getirebiliriz diye düşündüm. Rakibin tabii ki de tercih sizin. İster en ağır adamına yapabilirsiniz, ister oval'ı en güçsüz, en düşük olan adamına yapabilirsiniz. Ben markaj uyguluyorum. Ama şunu nasıl yapacağız ona bakalım. Markaj bölümüne geliyorum. Rakibin en güçsüz oyuncusuna 3 forvetimi markajlıyorum. Quest'a 77 overall'da. Zaten yanında Çağlar Soyuncu var. 3 tane forvet adamımı markaj yapıyorum arkadaşlar. Markajda dikkat etmeniz gereken, tabii ki de ben de bunları deneme yanılma sistemiyle buluyorum. Hepsini anamızın karnında öğrenmiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaptığımda hemen maça geçeceğim. Şimdi atlayacağım buralarını, çok önemli değil. Maça geçtikten sonra benim için önemli olan şu. Top bendeyken ne olursa olsun oyuncularım yine yani sağ forvet ve sol forvet açılacaktır. Asıl önemli olan top rakipteyken, bakın şu anda birazcık geri geleceğim. Çok önemli burası. Bu 3 adamın stopere yakın olduğunu görüyorsunuz. Şimdi 2 seçenek var sizin için. Ya çok yakın, birbirine böyle hani göt göte olmasını istersiniz. Ya da bu şekilde durmasını. Bu şekilde ayar yaptığınızı böyle duruyor. Daha sonra şimdi maçı oynatacağım. Aradaki farkı görün diye. Maç devam ettikten sonra bir de farklı bir ayar yapacağım. Onda nasıl durduğuna bakacağız. Şu anda bakın alttaki radarda da görüyorsunuz. Üçü birbiriyle yakın ama inisiyatif kullanıyorlar. Yani rakip 30-40 saniye top rakipte kaldığında onlar bu pozisyonu yavaş yavaş alıyor. Ama siz daha hızlı almasını istiyorsunuz. Yani topu rakibe verdiğiniz an 3 tane forvetinizin o zayıf olan, kötü olan rakibin stoperine direkt prese gitmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Onun için ne yapmanız gerektiğini hemen videonun sonlarına, daha doğrusu ortalarına doğru göstereceğim. İlk önce bir bakalım. Bakın farkında mısınız? Top bize geldikten sonra alttaki radara bakın. Bu 3 oyuncu, daha doğrusu SF olan aynı yerinde kalırken 2 tane kanat oyuncusu, kanat forveti yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Çünkü artık top bizde, markajla ilgili bir şey kalmadı artık oyunda. Biz top bizdeyken rakibe markaj vesaire durumları pasifize olur. Diğer türlü aktif. Top rakibe geçtiğinde aktif hale geliyor. Ama tabii sıkı markaj denilen bir şey var. Onu da göstereceğim şimdi. Bakın. Üçünün burada birbiriyle yakın olduğunu görüyorsunuz ki biz bu iki adamı, kanat adamlarını SF'nin dışında iki tane kanat kullanıyoruz. Yani aslında Klopp taktiğinde, bu arada çok kötü bir hata yaptı. Klopp taktiğinde geniş
oyun alanında oynadıkları için müdahale edemiyoruz maalesef. O yüzden aslında kanat adamları çizgiye yakın, çizgiye yapışık oynuyor. Ve bundan dolayı da biz o 3 forveti birbirine yaklaştıramıyoruz. İstesek de yaklaştıramıyoruz. Ama bu şekilde Klopp taktiğiyle yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu şu anda bu top rakibe geçti ama ben hemen kaptım. Radara bakıyorsunuz. Daha doğrusu harita, ben radar demeye çok alışkınım. Radar diyorsam alttaki haritadan bahsediyorumdur arkadaşlar. Yakın sürede kaptığınızda bu 3 oyuncu birbiriyle yakınlaşamıyor. Zaman geçmesi gerekiyor çünkü. Peki bunu nasıl düzene sokabiliriz? Hemen şimdi ileri, hatta bir tane de gol yiyeceğiz. Biraz ileri sarıyorum arkadaşlar. Hatta yediğimiz golü de görelim. Hani Serdar yediği golleri göstermiyor demeyin. Burada ortayı çok iyi açtılar ve golü attılar. Bir şeyin eksik olduğunu fark ettim. Yani ben rakipten topu çok çabuk kapıyorum. E o zaman çabuk kapıyorsam bu benim uyguladığım sistem işe yaramayacaktır ileride. Bakın küçük bir nüans var, hemen ona geçeceğiz. Ayarlara girdim. Gelişmiş talimatlardan ceza sahasına hücum yapmıştım. Bunu sıkı markaj seçeceksiniz. Sıkı markaj demek, siz hangi adama markaj yaparsanız, bakın stopere verdim markajı. Artık seçtiğiniz adamlar ona sıkı markaj yapacaktır. Peki ne kadar bir faydası olacak? Şimdi göreceğiz birlikte. Şu anda atak bizde ve topu kaptırdık arkadaşlar. Stoperleri forvetleri görüyor musunuz ne yaptığını? Çok küçük geri geleceğim. Aradaki farkı. İlerideki topu kaptırdıktan sonra 3 forvet adamıma lütfen çok dikkat edin. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Topu kaptırıyorum bakın burada. Şimdi 3 tane forvet adamım var. Bu 3 forvet adamına çok dikkat etmenizi istiyorum. Gördünüz mü ne yaptı? 3 forvet adamı sıkı markaj yaptığım için stopere deli gibi bir prese geldiler. Ne olursa olsun yanından ayrılmayacaklar çünkü sıkı markajı açtım. Bir öncekinde daha soft yapıldığını düşünün. Yani agresif değil, sıkı markaj açık değilken. Ama gelişmiş talimatlardan sıkı markaj açıp hangi oyuncuya verirseniz ona baskı yapacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Sıkı markajı stopere değil de bir orta saha oyuncusuna verirseniz önemli olan şudur. Yine sıkı markaj açık olmaz. Siz oyunda sıkı markaj yaptığınızı düşünürsünüz. Ama örnek veriyorum, orta sahadaki bir adamına verdiniz. Orta sahadaki bir adama geldiğinde top yakınındaki, en yakınındaki adam ona hemen basıp sıkı markaj yapacaktır. Ama bu 3 forvet oyuncusu gidip ona, orta sahadaki adama markaj yapmaz asla. Bunu sakın unutmayın. Tekrarlıyorum. Burası çok önemli. Sıkı markajı açtınız ama orta sahadaki bir adama sıkı markaj verdiniz. Ama bu 3 forvet stoperi tutuyor. Bu durumda bu 3 forvet adamı sıkı markaj verdiğiniz orta saha adamına gitmez. Yine sizin ilk verdiğiniz görevi yapar ve stoperdeki adama gider ama ilk videonun başındaki gibi gider arkadaşlar. Nasıl yani? Çok agresif olmayacak şekilde, soft bir şekilde pres yaparlar. Bunu sakın unutmayın. Sıkı markaj yaptığınız orta saha oyuncusuna da en yakınındaki oyuncu kimse o daha yakın oynar. Bilginiz olsun. Bu şekilde biraz daha devam edeceğim. Aradaki farkı görün. Bakın Klopp taktiğinde aldık. 3 adamın birbirine yakınlığına bakar mısınız? Şimdi diyeceksiniz ki çok fazla konuşuyorum ama taktik videosunda artık hani görüntüler çok size bilgi vereceğim. Ben bilgilerimi paylaşacağım. Ki biliyorsunuz taktik videosu olarak kanalda en fazla taktik videoya sahip kanal biziz. Bunun aksini düşünen de lütfen kanıtlasın bize. 3 forvet adamı bu şekilde Klopp taktiğinde asla yakınlaştıramazsınız. Bunu iddia ediyorum. Yakınlaştırdığınız durumlarda bana video atarsanız söz veriyorum, yayınlayacağım. Bu 2 tane adam, yani şu kanatlarda olan 2 adamı GF yapmamanız gerekiyor ama. GF yaptığınızda bunlar aptal saptal yerlere kaçacaklardır. Ben bunu engelliyorum. Ben 3 adamı da hiçbir yere kaçmayacak şekilde yakınlaştırıyorum bu taktikle. Ve hızlı bir şekilde şimdi geliyoruz. Bakın yavaş 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 kanat oyuncuları açılıyor ama ben pozisyona girene kadar zaten birbirlerinden çok uzaklaşmamış oluyorlar. Tekrardan geliyorum. Attım pasımı, olmadım. Bir iki kez daha topu kaptıracağım. Topu kaptırdım. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar buraya. 3 tane forvet adamımı aşağıdaki radardan ya da sizin deyiminizle haritadan bakıyorsunuz. Stoper görünmüyor resmen. Yani stoperi gondiklemeye gitmişler. Görüyorsunuz hemen, bakın sıkı markajı yaptılar altta.
Tapya topu kaptı. Tapya topu kaptıktan sonra eğer hızlı atak yapamazsanız görüyorsunuz nasıl birbirine tekrardan açıldılar. Klopp taktiğinde normalde kanat oyuncuların, kanat forvetlerin durduğu yer burasıdır bakın. Ben topu hızlı ileri alamadığım için açıldılar. Yani bu taktiğin işlemesi için siz topu aldığınızda en kısa sürede topu ileri atmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde onlar eski pozisyonu almadan muhakkak ki oyuncular kendi eski düzenine geçmeden hızlı bir şekilde paslaşmanız gerekiyor. Bu şekilde tiki taka ile yaparak Klopp taktiğinde kontra atak bir futbolla benimseterek rahatlıkla ileride 3 forvet sistemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun dışında gelişmiş talimatlar da ya kardeşim ben gelişmiş talimatların bir tanesini sıkı markaj olarak kullanmak istemiyorum. Benim daha farklı şeylerim var diyorsanız maalesef kardeşim o zaman videonun başındaki sisteme dönersiniz. O da size çok fazla büyük ihtimal tatmin etmeyecektir. Bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz akıcı ya da aklınızda kalacak önemli bilgileri sizlere paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike'tan uzak durmayı yine de unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Büyük bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.